Şu anda New York Müzesi'nde Courtney Leonard'a ait Artifice yani Hüner adlı esere bakıyoruz. Bu aslında kıyı şeritlerinde görebileceğimiz, bizi yükselen sular ve kıyı erozyonundan korumak amacıyla yapılan insan yapımı ve yapay resif yapılarından ilham alan bir eserler bütünü. Bu formun insan yapımı olan ve betondan yapılan, denize yerleştirilen bir formdan esinlendiğini söyleyebiliriz. Bu insan yapımı formun amacı aslında resiflerin büyümesini sağlamak. Ancak beton kumdan yapılan bir madde olduğundan bu biraz problemli bir durum. Beton sürdürülebilir bir malzeme değil ve beton için gereken kumun büyük bir kısmı kıyı bölgelerinden alınarak orada betona dönüştürülmek üzere Çin'e gönderiliyor. Ve daha sonrasında bu beton tekrar Amerika'ya gelerek kıyı restorasyon projelerinde kullanılıyor. Bu durum, doğudaki Long Island bölgesindeki Shinnecock rezervuarında büyüyen sanatçı için oldukça önemli. Yani toprak ve su arasındaki ilişki sanatçı için bir şeyler ifade ediyor. Shinnecock kelimesi aslında yerli dilde düz arazi insanları veya kıyı insanları anlamına geliyor. Sanatçının ait olduğu topluluk balina avcısı bir topluluktu. Ancak bunun için açık denize gitmelerine gerek yoktu. Onların inanç sistemine göre balinalar genellikle hediye olarak kıyıya vururdu ve onlar da kıyıya gidip balinalar için dua eder, daha sonrasında balinaların hayatına son verirlerdi. Bu küçük bir kıyı topluluğuydu ve bir balina bile kışı geçirmeleri için yeterliydi. Hollandalı sömürgeciler ve daha sonra İngiliz sömürgeciler Long Island bölgesine yerleşmeye başladıklarında yerli halkın geçimini sağlamayı engelleyen yasalar oluşturdular. Daha sonra da Amerikan hükümeti balina avcılığını yasakladı ve böylece bu topluluğun balina yiyerek beslenmesi engellenmiş oldu. Peki neden resiflere ihtiyaç var? Neden suyun temiz olmasına ve burada sağlıklı kabuklu deniz canlılarının yetişmesine ihtiyaç var? Yemek sistemleri ve yapıların büyük çoğunluğu suyla bağlantılıydı. Ve bunu kaldırdığınızda yemekle ve besinlerle ilişki tam olarak nasıl bir duruma geldi? Yani aslında daha öncesinde Şinekok topluluğunun toprak ve balina avcılığıyla kurduğu sürdürülebilir ilişki, aşırı balina avcılığından, küresel ısınmadan ve sanayi kaynaklı kirleticilerden dolayı şu anda kültürel bir yaşam tarzının sürdürülmesi konusunda bir mücadeleye dönüştü. Bu bölgede bu topluluk binlerce yıldır yaşıyor. Başka bir yere göç etmemişler. Bu yüzden de topluluğun kabul görmesi için sanatçı sanatı kullanarak bir şeyler üretmeye çalışıyor. Onun eserlerinin bu koleksiyonda Amerikan eserlerinin sergilendiği katta olması da aslında Şinekok topluluğunu tarihte kimsenin geri alamayacağı bir yere yerleştirmek anlamına geliyor.